Anneler Günü bizim Müslümanlar olarak kendi kültürümüzün bir parçası değil. Batı'da insanların icat ettiği belki bir vicdan muhasebesiyle annesiyle ilgili Mayıs'ın ikinci pazar, biliyorsunuz kilise günüdür pazar günü. Yani sabit bir günü yok. Dikkat edin. Mesela 14 Şubat Sevgililer Günü 14 Şubat çarşambaya da gelir, perşembeye de gelir. Veyahut 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Pazartesi de olur, cuma da olur. Ama anneler gününü bir kilise gününe denk getiriyorlar. Pazar gününe. Mayıs'ın ikinci pazarı. Yani 10 Mayıs demiyor, 12 Mayıs demiyor her sene. Dolayısıyla bu işin bizim kültürümüze uymayan bir tarafı var. Bir Müslüman olarak bizim kültürümüzün bir parçası değil. Ama konu anne olunca Hristiyan'ınki de anne, Yahudininki de anne, serçeninki de anne, kedininki de anne, kuzununki de anne, Müslümanınki de anne. Anne ortak bir değer. Ve bütün kutsal kitaplarda övülen, hizmet etmemiz emredilen bir makam olduğu için anne deyince akan sular durur. Bunu bir Hristiyan da dediyse, Yahudi de dediyse, Müslüman da dediyse biz deriz ki bizim annelerimizin her günü anneler günüdür ve annelerimizi hürmetle yad ediyorum. Benim mesela annem rahmeti rahmana kavuştu, babam da öyle. Allah ahirete göçmüş annelerimize başta olmak üzere babalarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatta olanlara hayırlı ömürler versin, sağlık afiyet versin. Hasta olanlara Allah hayırlı şifalar versin ve Kıymetli kardeşlerim biz bugün bir güzel anneden bahsedeceğiz. Hazreti Meryem. Meryem annemizle alakalı az önce Yunus Balcıoğlu hocam, Hafız Yunus Balcıoğlu hocam, Alimran i̇mran suresinde 133 ve 139. ayeti kerimeleri okudular. Çok güzel orada ayeti kerimeler bize nasihat ediyordu. Hatta biliyorsunuz zaten Meryem, bir anne duasıdır biliyor musunuz? Yani Meryem'in babası İmran çok büyük bir Allah dostu. Ee, yani Beyt-i Makdis'in bugünkü Kudüs Mescidi Aksa'nın olduğu yer Hristiyan ve Yahudiler için Beyt-i Maktis'tir. Bizim için de öyle. Kutsal ev demektir Beyt-i Maktis, Kutsanmış, Allah tarafından övülmüş ev demektir. Ve Kabe-i Muazzama nasıl kutsal bir mekansa, Beyt-i Maktis, Mescid-i Aksa da kutsal bir mekandır. Ve orada bir mescit vardır. O mescide Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan sonra, Hazreti Musa Aleyhisselam'dan sonra devamlı değerli kardeşlerim Davud aleyhisselamla Süleyman aleyhisselam yapmıştır ilk mescidi oraya. İlk mescidi oraya Süleyman peygamber tamamlamış babası Davud başlatmıştı. O yapılan ilk mabetin hani Kabe'yi ilk Hazreti İbrahim yaptı ya Adem babamızdan sonra tabi. Hazreti Davud'la Süleyman da Kudüs'teki Beyti maktisi yaptı. Şimdi buradan şunu hemen hatırlatayım satır arası. Bana bazı kardeşlerim diyor ki ya hocam 5-6 tane konu açıyorsun. Ondan ona geçiyorsun, ondan ona geçiyorsun. Biz yoruluyoruz, biz zorlanıyoruz. Sonra hepsini geri dönüyorsun, hepsini tek tek kapatıyorsun filan. Ya bu bir tarz meselesi. Yani özür diliyorum. Ee, bu tür irticalen konuşan hatiplerde bu ister zaaf deyin, ister yetenek deyin, ister iyi deyin, ister kötü deyin. Siz nasıl değerlendirirseniz ben ona saygı gösteririm. Ama kardeşlerim ben de konuşurken istiyorum ki beni dinleyen şu andaki kardeşlerim şunu da bilsinler. Şunu da hatırlasınlar. Yani bazı hocalarımız bize taş atıyor. Benim elleri öpülesi çok muhterem hocalarım. Bazen hakikaten ya hocam o kadar detaya niye giriyorsun? Gözünle gördün mü filan diye söylüyorlar. Fakat şunu söyleyeyim size. Herkes sizin gibi mektep medrese görmedi. Bizi şu anda Kayseri'nin köyündeki Diyarbakır'ın mezrasındaki kardeşimiz de izliyor. 75 yaşında Gastamonu'nu nene seyri diyor şu anda bizi. Antalya'daki, Burdur'daki, Hatay'daki, Denizli'deki, Bayburt'taki, Tokat'taki, Kastamonu'daki, Trabzon'daki insandayız diyor. Hatta Cezayir'deki, Fas'taki Müslümandayız diyor. Dinliyorlar bana mesaj atıyor. Hocam biz diyor burada yaşıyoruz seni izliyoruz diyor. Endonezya'dan Çin'den mesajlar geliyor bazen. Öyle mutlu oluyorum ki değerli kardeşlerim sosyal medya bazen Instagram'dan bazen Facebook'tan özelden mesaj atanlar oluyor böyle. Seviniyorum Azerbaycan'dan ne kadar mutlu oluyorum. Azeri kardeşlerimiz Nahçıvan'dan, çok değerli dostlarımız Üsküp'ten, Ustrumca'dan, Allah hepsinden razı olsun. Gümülcine'den, Bulgaristan'dan hepsine selam olsun buradan. Yani demem o ki herkes aynı seviyede değil. Biz ortalama bir Müslümanın anlayacağı bir dil yakalamak istiyoruz. Elbette ki bu işi akademik yönden takip etmek isteyen insanlar onlar da kendilerine çok faydalı programlar bulabiliyorlar. Bizim programımızı da dinliyorlar, başka programlarda dinliyorlar. Allah selamet versin. Allah herkesi kendi bulunduğu yerde dinine, kitabına, Allah'a, peygambere, vatana, millete, Müslümanlara, bütün insanlara, hayvanlara, bitkilere faydası olan hayırlı insan olmayı Allah hepimize nasip etsin. Bakın şunun için açtım burayı. İki baba oğul Davut ve Süleyman Kudüs'ü yapmışlar. İbrahim ve İsmail Kabe'yi yapmışlar. İbrahim ve İsmail, İsmail peygamberimiz 12 yaşında Kabe yapılırken babası İbrahim 100 yaşında. Davud Aleyhisselam yapıyor, tamamlayamıyor, oğluna vasiyet ediyor Beyt-i Makdes'i tamamlamayı ve tamamlanıyor. Davud Aleyhisselam'dan sonra oraya kardeşlerim devamlı belli sayıda bazı rivayetler 19 bazı rivayetler 33 değişik rakamlar var ama belli sayıda camiye hizmet eden insanlar ama hep nesiller boyu erkek olmuş erkekler hizmet etmiş niye e cami hizmetleri biraz da hani hanımlar ev işleri var çocuk doğurma işi var hanım oluyor, kocası oluyor. Dolayısıyla hanımların hayatı erkeklere göre daha zor. Erkeğin kendini adaması daha kolay o günün şartlarında. Bir de hanımların kendine hasus, mahsus hani kadın halleri oluyor. Lohusalık oluyor. Mazeretli özel günleri oluyor her ay. Dolayısıyla mescide adanma işi geleneksel olarak peygamberlerden beri Davud Aleyhisselam'dan Meryem anamıza kadar hep erkek olmuş. İlk defa Meryem'in annesi Hanne kardeşlerim kocasına sormadan bunlar 90 yaşında filan şöyle bir olay okudum ben e, Meryem ve İsa isimli bir kitabı okurken incelerken şöyle güzel bir hikaye geçiyor orada Hazreti Meryem'in annesi Hanne. Hanne. Kocası İmran. Kur'an-ı Kerim'deki Ali İmran var ya, İmran'ın ev halkı demektir Ali İmran. Ali Beyt Hazreti Muhammed'in ev halkı demektir Ali Beyt. Ehli Beyt diyoruz biz ona. Dolayısıyla Ali İmran yani İmran'ın ev halkı Hazreti İmran'ın, İmran da büyük Allah dostlarında, Evliyaullah'tan, o Beyt-i Maktis'e hizmet eden, çok küçük 10-15 kişilik grubun içinde ve başları, oradaki alimlerin başı, Evliyaullah'ın başı İmran, büyük Allah dostu, Allah ona rahmet eylesin. İsa peygamberimizin dedesi oluyor yani. Bunların 80-90 yıl çocukları olmamış. Bir gün İmran'ın hanımı Hanne bir koyunun kuzusunu emzirdiğini seyrediyor. Bir kuzu kuzulamış, yavrulamış. Koyun annesini emiyor. Annesi de yavrusunu yalıyor, öpüyor, kokluyor. Anne yavru koyun kuzu birbirleriyle böyle o onu emiyor annesini hopluyor etrafında koşuyor. Annesi de onu yalıyor. Koynunun altına alıyor. Hanne bunu seyrediyor. Hanne. 90 yaşına kadar çocuğu olmamış ya. Abdestini alıyor Hanne annemiz. O hayvan yavrucak kuzu annesini emerken ellerini açıyor. Ey Allah'ım diyor. Şu koyunu sevindiren sensin ya Rabbi diyor. Şu kuzuyu sevindiren sensin ya Rabbi diyor. Allahım, eğer beni de sevindirirsen, şu kemiklerim zayıflamış, yaşlanmış halimle, bizim de yüzümüzü güldürür, bize bir evlat verirsen ya Rabbi diyor. Ben onu Beyt-i maktise adadım ya Rabbi diyor. Ayeti kerime burada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi, inni nezerdü leke. Ey Rabbim, sana adakta bulundum. Ma fi batni muharreren. Karnımda taşıyacağım yavruyu azat ederek, sana bağışlayarak. Fetekabbel minni benden kabul et ya Rabbi. O yavru kuzuya bakarak, anasına bakarak, koyuna bakarak dua edince... Allah merhamete geliyor. Rabbimiz Hazreti Hanne annemize o yaşında ihtiyar kocası İmran'dan bir çocuk veriyor. Hamileliğini görünce, hamile olduğunu görünce, karnı artık hani yavru büyüdükçe kadın hissediyor kıpırdadığını çocuğunun. İşte bu duayı o zaman yapıyor. Çocuğu karnında canlandıktan sonra o çocuk kim Meryem anamız bir anne dünyaya gelecek gelişi mucize dünyaya gelişi bir mucize Müslümanlar Hazreti Meryem'in ve Meryem anamız anne karnındayken dua ediyor Rabbi inni nəzertü leke ma fi batni Allah'ım şu karnımdaki yavruyu sana adakta bulundum muharreren Fetekabbel minni sana azad edilmiş olarak adakta bulundum benden kabul et ya Rabbi. Kocasına da söylüyor. Kocası mescitte devamlı. Evine geliyor. Gündüzleri ihtiyaçlarını gideriyor ama ömrünün büyük bölümünü mescitte geçiriyor. Hazreti İmran'a diyor ki karısı Hanne annemiz İmran diyor biliyor musun ben bugün bir şey dedim diyor. Ne oldu? Hani şu karnımda bebeğimiz var ya. Evet onu aynı senin gibi babası gibi olsun diye Allah'ın yolunda adakta bulundum. Allah'ın evinin evladı olsun. Beyti makdisin hizmetçisi olsun. Onu beyti makdise adakta bulundum. Hani koyun adanır kurban adanır evladını adıyor. Evladını adayınca ilim burada öne çıkıyor. Annemiz duygusuyla hareket ediyor. Niye? 90 yıl çocuğu olmamış. Allah'ın ona verdiği bir koyunun kuzuyu emzirirken gördüğü o şefkate verdiği Allah'ın bu ikramına karşı anne annemiz de duygulanmış, coşmuş, içinden gelmiş bir anne sevgisiyle, duygusuyla adakta bulunmuş. Ama ilim başka bir şey. İlim. İleriyi düşünmek. İmran diyor ki hanımına sen ne yaptın be kadın? Bu çocuğun oğlan mı kız mı olacağını sen nereden biliyorsun? Ya kız olursa ne yapacaksın? Bu sefer Hanne annemiz de korkmuş. Eyvah! Doğru demiş. Şimdiye kadar Davut peygamberden beri Beyti Maktis'e kız çocuk hiç hizmetçi olmamış. Yani gece gündüz orada kalacak. Ömrü boyu orada kalacak. Öyle bir kız olmamış hiç. Eyvah demiş. Ben ne yaptım ya Rabbi ama Allah'a söz verdim. Adakta bulundum. İmran hanımına kızıyor. Ama diyor ki Allah'a verilen sözden de cayılmaz. Artık kız mı oğlan mı bekleyeceğiz. Yüzde elli ihtimal var hani. Hazreti İmran İsa peygamberimizin dedesi büyük Allah dostu Evliyaullah'ın başı Hazreti İmran hanımı doğum yapmadan ölüyor. Zaten yaşı yüzü geçmiş. İmran vefat ediyor. İmran ölünce Hanne yalnız kalıyor. Hanne'nin bir küçük bacısı var. O kim? İşa. O da kardeşlerim Hazreti Yahya'nın annesi, Zekeriya peygamberin hanımı. Zekeriya peygamberle İmran bacanaklar, iki bacının kocası. Hanne ve İşa. Hazreti Hanne doğum yapıyor ki çocuk kız. Kız doğuyor. Bir annenin duasıdır Meryem. Mescide adakta bulunan bir kadın. Anne. Hazreti Meryem'e isim. İsim nereden? İsim de yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Annesi ismini koyuyor. Semmeytüha. Ona diyor isim verdim Meryem. Meryem ismini verdim Allah'ım. Ayet-i Kerime. Meryem dedim ben ona ya Rabbi. Meryem ne ki? Meryem, Mary derler, Maria derler. Biz Kur'an-ı Kerim'de ona Arapça formatında Meryem deriz. Maria aynı şey. Hatırladınız mı peygamberimizin Mısır Hristiyan kralının Hazreti Muhammed'e hediye olarak gönderdiği cariye, köle, kızın adı neydi? Meryem'di. Maria. Ve Resulullah o Maria ismini değiştirmiyor. Meryem anamız ismi niye Meryem? Meryem İbranice çok ibadet eden, kendini Allah'a veren, çok takva sahibi, çok zikreden, Allah'a kullukta aşırı derecede hırslı olan kulluk derecesi yüksek kadın demek Meryem Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.